Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda finansal danışman Ali Ağoğlu bizlerle birlikte. Ali, günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın Açıl, kolay gelsin, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Aslında önemli başlıklar var, hem içeriden hem dışarıdan gelen. Özellikle bu sabah saatlerinde Çin piyasası yine hareketli kalmaya devam ediyor. Özellikle destekleme paketinin piyasaların beklediğinin oldukça altında kalmasıyla beraber piyasada dün itibariyle getirilerin, ki sabah açılışında %10'un üzerinde artıyla açılmıştı piyasa ama sonrasında bunun yarısını geri vermişti. Bugün dönüp baktığımızda şu sıralarda azalmış olmakla birlikte %6, %7 kadar aşağıda başlayan piyasanın an itibariyle %4'lerin altında yine ekside kalmaya devam ettiğini gözlemliyoruz. Ancak elbette bundan sonraki süreci yakın izlemek, takip etmek gerekecek. Bir türlü tam olması gerektiği yerde dengeli bir piyasa dinamiğine kavuşamıyor. Çin oldukça oynaklığın yüksek olduğu bir yapıyla karşı karşıyayız. Günün haberi özellikle uzun tatil haftasında Çinlilerin beklendiği kadar tatil harcaması yapmamış olmaları, bu da ekonominin gücüne dair bir miktar sinyal üretmiş gibi görünüyor. Önümüzdeki dakikalarda piyasa nasıl şekillenecek bir ona bakmak gerekir. Çünkü Çin piyasası zaten gerektiği yerlerde tırnak içinde milli takımın devreye girdiği hisseleri alttan toplayıp belirli bir aşamaya taşıyabildiği de bir piyasa. Dolayısıyla şu anda olan bu mudur, ona da bakmak lazım. Çünkü birkaç dakika içinde oldukça sert alımlara doğru dönüldüğünü gözlemliyoruz. Yoksa bizim şu an itibariyle görmediğimiz yeni bir haber mi var, ona da bakarız. Bunun haricinde özellikle yine hisse senedi piyasalarında dün itibariyle bir gün önce bizi piyasada aşağıya çeken teknoloji hisseleri önderliğinde yukarı yönlü hareket olduğunu gördük Amerika tarafı için. Özellikle Nvidia tarafı kuvvetli kalmaya devam ediyor. 5 günde %14 yaptı Nvidia hissesi. Dolayısıyla aslında şu anda endeksleri taşımaya devam eden alanlardan bir tanesini oluşturduğunu da söyleyebiliriz. Diğer taraftan sorunlu alanlar da var. Orası da neresi? Mesela Google'ın belli başlı ürünlerini satmaya zorlayabileceği Amerikan Adalet Bakanlığı'nın. Dolayısıyla bundan sonraki süreç biraz da o gözle bakılacak. Evet, arkadaşlarım son dakikayla atıyor. Çin Maliye Bakanlığı cumartesi günü maliye politikası konusunda basın toplantısı yapacağını duyurmuş. Alımlara dönüş sebebi biraz önce söylediğimiz gibi başka bir haber akışıymış. Dolayısıyla şu dakikalarda baktığımızda Hong Kong %1.25 artıda, diğer taraflarda da nispeten dediğimiz gibi o kayıpların belli ölçüde telafi edildiğini gözlemliyoruz. Detaylar geldikçe biz de paylaşırız. Bununla birlikte yine iç gündemde de önemli unsurlar var. Bunlardan bir tanesi reskont kredilerine ilişkin günlük limitin 3 milyar liradan 4 milyar liraya çıkartılması. Beraberinde ise bir reskont skorlamasına geçilecek olması. Burada sadece net ihracatçı olmaya değil, bunun yanında aynı zamanda firmanın özellikle üretim ve pazar çeşitliliğine, destinasyon çeşitliliğine de bakılacak. Diğer taraftan teknolojik düzeyine, firmanın ölçeğinin ne olduğunu da bakarak bir skorlama gerçekleştirilecek ve bundan sonra reskont kredilerindeki kullanımlarda hem maliyetlendirme hem ölçeklendirme ve önceliklendirme biraz daha bu bağlamda gerçekleşecek gibi görünüyor. Bunu da önemli konulardan bir tanesi olarak kenara not edebiliriz. Bir de bugün itibariyle Merkez'in güncesinde, yine Merkez Bankası'nın blogunda 2018 dönemindeki tahsili gecikmiş alacak artışı, sıkılaşma dönemindeki tahsili gecikmiş alacak oranıyla bugünkü oranları karşılaştıran bir çalışma var. Bugünkü tahsili gecikmiş alacakların özellikle ticari kanatta 2018 sıkılaştırmasına göre bir miktar daha mutedil gittiği, daha sınırlı kaldığı yönünde ifadeler var. Bu analizin de içerisinde hepsini belli ölçüde değerlendirmeye çalışırız. Önce bir Çin'le başlayalım mı Ali? Tabii ki. Yani bugünün en sıcak gündemi diyelim Çin'den geliyor. Bir hafta bir tatil yaptılar. Bu arada bir paketler açıklamıştı tatilden önce ama tatil sırasında da bu paketlerin devamı gelecek beklentisiyle vadeli piyasalarında, Çin'in vadeli piyasalarında endekslerdeki bayağı ciddi %10 hatta 14'e kadar çıkan yükselişler oldu tatil döneminde. Onların önemli bir kısmı dün tatil dönüşünde realize oldu. Önce %10'la başladı yanılmıyorsam, sonrasında da satışlar geldi. Artı kapattı ama bugün artık o etkinin yavaş yavaş ortadan kayboldu. Çünkü hani
biraz açıklamaların istenen veya arzu edilen mahiyette olmadığı gibi bir genel kanı oluştu. Biraz da kar realizasyonu. Çünkü tatil öncesi dönemden de önemli bir yükselişle gelmişti o açıklamalar sebebiyle veya paketler sebebiyle. Ben şunu görüyorum ya da en azından kendi tecrübem bana şunu söylüyor. Bu ve benzeri müdahale tarzındaki işlerin aslında çok uzun soluklu, sürdürülebilir trendlere dönüşmediğini söylüyor. Bunlar kısa vadeli ciddi bir saman alevi tarzı yükselişler veya iyileşmeler yaratıyor ama temelde olan yapısal konular bu kadar kısa süre içinde çözülemeyecekleri için bunların etkisi de ister istemez çabuk sönümleniyor. Burada da aynı şey olacak diye düşünüyorum. Yani daha önce senin biraz evvel söylediğin milli takım gelsin hikayesi yanılmıyorsam 2018'de de benzer bir müdahale dönemi gelmişti. Hatta Çinli otoriteler borsa dalıma gelmedikleri zaman Çin milli marşıyla davet ediyorlarmış o zamanlar. Herhalde aynen benzer tavırlar bugünlerde de gündeme gelecektir Çin'de diye düşünüyorum. Çünkü bu müdahaleler aslında gidişatı çok majör değiştirebilecek şeyler gibi görünmüyor bana. Tabii Çin'e çok uzaktan bakarak bunu konuşuyoruz ama piyasaların genel tepkisi 3 aşağı 5 yukarı bütün dünyada aynı. Çünkü hepimiz insanız. Yani benzer tepkiler gösteriyoruz. Burada benim tahmin ettiğim özellikle tüketim tarafına ki senin özellikle söylediğin benim için önemliydi. Tatil döneminde çok fazla harcama yapmadı veya beklendiği kadar yükselen bir harcama grafiği göstermedikleri zaten açıklanan paketlerin önemli bir kısmı teknik olarak şirketlerin hisselerini geri almalarıyla ilgili veya bunlara verilecek olan desteklerle ilgili. Fakat şirketlerden buna çok büyük niyet olduğunu ben pek zannetmiyorum ya da en azından şu aşamada olacağını zannetmiyorum. Çünkü sonuçta Çin'in büyüme patikasında artık tekhanelere dönmeyi bırakın, beşik tutturma gibi bir çaba var. Bunun değişmesi, radikal olarak değişmesi için toplumun tüketim alışkanlıklarında önemli değişiklikler yaratmanız lazım. O da bir anlamda 2020'deki Covid döneminde olduğu gibi hakikaten herkesin cebine para koymanız gerekiyor. Amerika'nın yaptığı, Avrupa'nın yaptığı gibi. Çin buna Çinlilik pek yanaşmıyor. Çünkü biraz da kültürel bir durum var benim anladığım kadarıyla Çin'de. Mesela Çin'de çok ciddi olarak lüks markalar önemli indirimlere gitmiş durumda. Çünkü orada lüks tüketmek şu aşamada çok da rağbette olan bir davranış biçimi olmadığı söyleniyor. Bu ve benzeri hareketleri tekrar tetiklemek biraz zor oluyor. Yani böyle büyük bir nüfusun, böyle büyük bir ekonominin de çok kısa zamanda bu borsadaki kadar sert bir hareketi sürdürülebilir bir trendi dönüştürmesi de bence zor. O yüzden ben şu andaki bu müdahalelerin ki cumartesi günü gelecek olan açıklama mutlaka daha çok büyük ihtimalle değil mi? Mutlaka demeyeyim ama şu anda açıklanan paketin bireylere veya hane halkına ulaşmayacağı endişesini telafi edecek tarzda bir takım paketler olacak. O da bir miktar piyasalarda bir toparlanma veya borsa hisse senetleri fiyatlarında yükseliş getirecek ama yine de ben ısrarla söylüyorum Çin'in büyüme patikası artık beşli rakamlarda tekhane hatta orta tekhanelerde diyelim 4-6 bölgesinde olacaktır. Onu yeniden yukarıya çevirmek hayli zor. Hele hele ellerinde çok ama çok büyük miktarda konut stoğu var iken ve onların da sosyal güvenlik sistemi ağırlıklı olarak konut tarafında yani Çin halkı hani sosyal güvenlik sistemleri çok sağlam olmadığı için kendi emekliliklerini konut üzerinden sağlamaya çalışıyorlar. Herkes de fazlasıyla konut olursa kim kime satacak da bunları nakide dönecek. Orası biraz kısır döngü içinde gibi görünüyor. Çin'in herhalde yapması gereken işler biraz daha farklı noktada olacak gibi görünüyor. Şimdi özellikle bu cumartesi günü oranın saatiyle 12'de gerçekleştirecek olan bir toplantı ve alt detaylarına dönüp baktığımız zaman da aslında piyasanın beklentisi ulusal kongreden çıkması söz konusu olabilecek kabaca 3 trilyon yuanlı büyüklüğünde bir destek paketiydi. Fakat bunun yerine sadece 200 milyar yuan civarında gelecek yıldan alınacak avansla sağlanacak bir destek paketi gelmişti. Şimdi bundan sonrası ne olacak o belirleyici hakikaten. Uluslararası piyasalar açısından da önemli. Zira
son dönemde bütün fokus, odak noktası biraz daha Çin'e doğru kaydı. Çünkü Çin'den gelecek destekleme paketleri artık Çin'i gerçek bir büyüme patikasına sokacaksa, ki Covid başından bu yana hakikaten istikrarlı bir büyüme, öngörülebilir bir büyüme patikası yok Çin'in. Öyle olunca dünyadaki ne üretim mekanizmasının işlevselliği istikrara kavuşabiliyor, ne tüketim mekanizmasının. Çünkü Çin hem üretimde hem tüketimde dünyanın en büyük güçlerinden bir tanesine dönüşmüş durumda. Dolayısıyla şimdi buradan çıkacak paket büyüklüğü piyasa açısından da önemli, belirleyici olacak. Şimdi haberin gelmesinin ardından emtia piyasasında da fiyat hareketliliğinin oldukça kuvvetli noktalara doğru geldiğini gözlemliyoruz. Demir cevherinde yukarı yönlü hareket var. Bakırda şu an itibariyle yine %1'lere yaklaşan yukarı yönlü hareket söz konusu. Paladyumda %2 civarında. Petrol fiyatları da yukarı kaydı. $77.75'e kadar geldi ki Brent petrolde. Şu anda doğalgazından bakırına, buğdayından paladyumuna, bütün emtia fiyatlarında da yukarı yönlü hareket var. Petrol açısından ne ifade ederi sorayım mı sana Ali? Valla ben petrol tarafındaki son 68,5 dolara düştüğü sırada bunun çok gereksiz hızlı olduğunu dile getirmiştim. Hatta seninle sohbette Asya Pasifik Petrol Konferansı'ndaki yapılan iki konuşmanın bu petrol fiyatlarının bu kadar hızlı aşağı inmesine ne sebep oldu demiştik. O temel sebepleri gösteriyordu ve daha orta uzun vadede, orta uzun vadede kastım aslında 2025 ve sonrasından bahsediyoruz, daha düşük petrol dünyasına hazır olun diyen bir açıklayıcıydı, sohbet veya konuşmaydı oradaki. Çok hızlı bir hareket, o mutlaka bir düzeltecekti, yükselecekti. Fakat şimdi Çin'in paketiyle birlikte bir de bunun üzerine aslında İsrail ile İran arasında tırmanan ve hatta İran'ın petrol tesislerini vurma diyen bir Amerika resmi var karşımızda, ki seçimlere bir ay kala eğer böyle bir şey olursa hakikaten Netanyahu'nun Amerikan seçimlerini manipüle etmeye çalıştığı gibi bir tez var. Ben de buna katılmaya başlarım herhalde, ama böyle bir şey şimdilik olacağını zannetmiyorum. Hatta Çin ve Amerika arasında, çünkü İran'ın petrolünü çok ciddi oranda Çin alıyor, Çin ve Amerika arasında petrol tesislerinin vurulmaması, en azından bize zarar vermeyin tarzında bir yaklaşım ortaya konulduğuna dair piyasada dedikodular, haberler dolaştı bir süre. Ama eninde sonunda Çin'in petrol talebi azalıyor. Azalacak da. Yani bunun tedarik konusu İran veya diğer pazarlar olması değil, toplam dünya talebinden azalan bir miktar Çin talebi olacak, ki görüyoruz onu, önümüzdeki yıllarda daha da göreceğiz. İşte zirve petrol talebinin 2023'te görüldüğünü söylemişti Çin, ama henüz daha bunu teyit eden veriler gelmedi. Ama sonuçta petrolün o 68,5 dolardan bir yükselişi geldi. Bunun arkasında jeopolitik İran-İsrail çatışması vardı. Şimdi Çin'in açıklamış olduğu paketlerde onu yeniden yukarıya götürdü. Nereye kadar? 80,5, 80-60 galiba Brent petrolünde görülen seviye. 80-95, 81'e kadar gelmiş, ki bu aslında 50 günlük hareketli ortalamasına çok yakın bir seviye. Oradan da döndü. Ben kalıcı olacağını, petroldeki yükselişin de kalıcı olacağını düşünmüyorum. Halen daha önümüzdeki sene 65 dolar ortalamaya bile yaklaşabilecek bir petrol dünyasından bahsediyoruz. Fakat kısa vadede Çin'in bu paketlerinin mutlaka petrolcülerin çok da hoşuna gidecek bir ortam yarattığını söylemek lazım. Haklı olduğum bir başka konu, özellikle bakırda da benzer bir hamle oldu. Fakat bakır 9500 dolarlara kadar geldi tonu, 4.75 dolar şeyinde, pound fiyatında. Bunun üzerine çıkamadığı gibi son günlerde paketin biraz yaratmış olduğu hayal kırıklıkları vesaire derken orada bir düzeltme var. Aynı şey demir cevherinde de çok hızlı bir hareket oldu. Onda da bir düzeltme oldu. Dün hatta önemli bir geri çekilme oldu. Şimdi yeniden cumartesi günkü senin şu haberinden sonra mutlaka bu hafta boyunca bu haber, yani cumartesi günü yapılacak olan toplantı bence manipüle edilecektir piyasada oldukça fazla. Fakat ben yine de görülecek olan zirvelerin büyük ihtimalle görülmüş olduğunu, hisse senetlerinde, emtia tarafında buradan bir geri çekilmenin daha büyük ihtimal olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu paketler dediğim gibi kalıcı ve sürdürülebilir etkiler yaratması şansları ne yazık ki yok. Çünkü temeldeki dinamik çok farklı ve o dinamiği tekrardan farklı bir patikaya taşımak hakikaten çok zor. Daha doğrusu
Hem zor hem zaman alıcı hem maliyetli. Bunun ne kadarına katlanacağız sorusuna Çinli yetkililer şimdilik fazla katlanmak istemiyor. İşte size biraz da verdik ama şimdi yetmediyse biraz daha verelim. Hatta bir 500 verdik bir 500 daha verelim tarzında şak diye bir 500 daha girecek kadar bonkör davranacaklarını da düşünmüyorum doğrusunu istersen. Çünkü böyle bir politikanın aslında pek bir sonu olmuyor. Yani sürekli o zaman piyasaya tekrar aynı taleplerle geliyor ve aynı destekleri istiyor. Bu birazcık uyuşturucu alışkanlığı gibi bir hal alıyor. Çinli yetkililer bu konuda biraz daha katı davranıyorlar benim izlediğim kadarıyla. Ama önümüzdeki hafta ya yani bu cumartesi günü yapacak toplantıda mutlaka bir ekstra paket gelecektir. Fakat bu gelecek olan paket piyasalara yönelik mi olacak yoksa hane halkına mı yönelik olacak? Bence önemli olan kısmı orası olur. Eğer hane halkına yönelik olursa daha yapısal olarak farklı bir patikaya girmek istediklerini gösterecektir. Çin'in de biraz iç tüketimi arttırmaya ihtiyacı var. En azından yurt dışındaki ihracat pazarlarına bu kadar yüklenmek zorunda kalmazlar onlar da. Çünkü onlar daralıyor, dünya daralıyor, dünya daralıyor, onlar gene daralıyor. Böyle kendi kendini besleyen bir fasit daire içine giriyorlar. İç tarafı biraz daha destekleyeceklerdir diye düşünüyorum. Ali, şimdi istersen birazcık daha yurt içi tarafa dönelim. Çünkü uluslararası piyasalarda bundan sonra bakılacak olan temel yer işte Perşembe ve Cuma günleri ön plana çıkacak olan işte Amerika'dan gelecek üretici enflasyonu. Dolayısıyla orası tabloyu bir miktar farklılaştıracak. Ama temelde soru şu: uluslararası fon akımlarına Türkiye'nin etkileşimi, korelasyonu biraz daha arttı ya. Şimdi Amerikan ekonomisi canlıysa, kuvvetli istihdam üretmeye devam ediyorsa, enflasyon da bu Perşembe Cuma gelecek verilerde aşağı yönlü ivme koruyorsa, o zaman faiz indirimi senaryosu biraz daha yavaşlar mı? Yavaşlarsa bu son dönemde kuvvetli gördüğümüz gelişen ülkelere fon akımı için ve dahi bize dönük iştah açısından ne ifade eder? Bu geçtiğimiz Cuma günü Amerika'da açıklanan tarım dışı istihdam verisi aslında resmi büyük oranda değiştirdi. Yani herkes de hem Fed'in 50 bas puanlık bana göre hızlı ve gereğinden fazla olan indirimi bir resesyon mu geliyor endişesini beraberinde getirmişti. Tek veriye bakarak tabii ki bunu söylemek yanlış ama ben geçmiş verilerin de bir resesyon göstermediği bir durumda bu gelen tarım dışı istihdam verisi bu ekonomi Amerikan ekonomisinde aslında işlerin gayet de yolunda olduğunu söylüyor. Herhangi bir problem yok. Hani orada işte ücret artışları %4'e yaklaştı. Bu da enflasyonist etki yaratır mı? Mutlaka yaratır tabii. O yaratacak da Fed 50-50 diye hızlı bir indirime girdiğinde bunun enflasyon üzerindeki olumsuzlukları daha da fazla olacak. Böyle bir istihdam ortamında en azından. O yüzden 25'e herkes yavaş yavaş geri çekilmeye başladı. Bu çok da sağlıksız değil bana göre. Çünkü Fed'in geç kalmış bir faiz indirimini hızlı bir adımla telafi etme çabası diye gördüm ben. Şimdi de 25-25'lik 100 bas puanlık ki ben ısrarla halen de sonunun Aralık'ta olacağını etkisinin 75 bas puanlık bir etki olacak gibi görünüyor demiştim yılbaşında. 75 tutturamadık 100 olur ama sonuçta daha yumuşak bir faiz indirim patikasında olacağını gösteriyor Fed'in. Bunun da yansımalarını nerede görüyoruz? Aslında hisse senetleri tarafında, Amerikan hisse senetleri tarafında resesyon yokmuş ama işler yolunda biz de yolumuza devam edelim diyen bir hisse senedi piyasası. Diğer taraftan da faizler yeterince bizim istediğimiz kadar hızlı düşmeyecek. Demek ki daha uzun süre yüksek faiz görece daha uzun süre yüksek faiz devam edecekse o zaman da bonoları o bahsettiğimiz 3.60'lı seviyelerden çok da fazla tutmayalım. 4.24, 4.20'ler bölgesini tekrar gelirse yeniden alırız diyen bir bono satışı da geldi. Tabii bunun içine şeyi de eklemek lazım. Şu anda beni biraz şaşırtıyor aslında. Amerika'daki seçimler benim tahminimden daha sakin geçiyor ya da benim beklediğimden daha sakin geçiyor. Herhalde ikinci o münazara yapılmadığı için bana öyle geliyor bilemiyorum ama bir ay kaldı. Yani baktığımızda Amerikan seçimlerine bir ay kaldı ve iki adaydan hangisi seçilecekse sonrasındaki politikalar gerçekten çok farklı olabilecek. Özellikle Trump'ın seçilmesi durumunda İsrail tarafı farklı bir politikaya gidecek diye düşünüyorum. Veya şu anda var olan politikalarını çok daha eskale edecekler, yükseltecekler diye bir endişe taşıyorum. Bu bizim açımızdan jeopolitik olarak önemli. Diğer taraftan da yine Trump'la birlikte harcama tarafında da hani ucunun kaçacağını düşünüyorum ben mesela. Benzer bir şeyi bono tarafı
fiyatlıyor olabilir. Şimdi bu belirsizlik ortamında Fed bir tane 50'den sonra 25'te kaldı. Bize nasıl yansır bu dediğimizde ben 50 indiriminin de çok bizi yakından ilgilendiren bir indirim olduğunu düşünmüyorum. Sadece şurada fark ediyor bizim için. Türkiye'ye gelecek olan fon miktarını arttıran bir durum ortaya çıkartmıyor böyle bir faiz indirimi bana göre. Sadece Türkiye'ye gelecek olan fonun maliyetini değiştiriyor bizim açımızdan. Miktarını çok arttırıcı bir etki olduğunu zannetmiyorum. Çünkü esas o miktarın artmasının, Türkiye'ye gelecek olan fon miktarının artmasının temelinde yatacak olan sebep bizim içeride yaptığımız iyileştirmeler olacak. Yani bu iyileştirmelerde özellikle enflasyon tarafında şey yaptığımız, kat ettiğimiz mesafe olacaktır. Bu bizim risk primimize yansıyacak. Risk primiyle birlikte ister istemez Türkiye'ye olan iştahın biraz da artmasını sağlayacaktır. Ama bu Fed'in faiz indirimleriyle doğrudan birebir bağlantılı bir durum değil. Bizim maliyetlerimizi aşağı çeken bir durum olduğu doğru ama gelecek olan para miktarını çok doğrudan etkileyen veya ilgilendiren bir konu olarak benim karşıma çıkmıyor. Önümüzdeki dönemde yine de bizim alacağımız önlemler aslında önümüzdeki dönemdeki Türkiye'ye girecek olan fon miktarını biraz daha arttıracaktır diye düşünüyorum. Eğer Fed'in faiz indirimleri daha hızlı olursa bu fon miktarı artar mı? Hiç zannetmiyorum. Yani onun için biz açıkçası kendi üzerimize düşen görevleri daha iyi yapmamız gerekiyor noktasındayım. Peki buradan içerideki tabloya dönüp baktığımız zaman burada hakikaten reel sektörde geçtiğimiz hafta gördüğümüz PMI verisiyle birlikte ciddi bir yavaşlama dikkat çekiyor. Dolayısıyla burada çeşitli talepler var. Özellikle bu gelen taleplerin belirli bir kısmının da değerlendirildiğini, dikkate alındığını da gözlemliyoruz. Nedir? Örneğin reskont kredileriyle ilgili bir limit artışı var. 3 milyar liradan 4 milyar liraya günlük limitin çıkartılması. İkincisi, özellikle burada büyük şirketler ve küçük şirketler arasında büyük şirketlerin kendi teknoloji ve destinasyon yoğunlaşmaları arasında farklılığı ortaya koyacak ve burada belki net ihracatçı ve Türkiye'de belki cari açığı engelleyici fonksiyon taşıyan belli başlı işletmelere daha uygun imkanlar sağlayabilecek bir reskont skorlamasına doğru gidildiğini anlıyoruz. Nasıl değerlendiriyorsun bu tarafı? Ben bu çabanın Merkez Bankası'nda kümelenmesini pek anlamıyorum. Onu bir özel olarak parantez içinde belirtmek isterim. Neden diyeceksin? Bunun için bankacılık sektörü var. Bankacılık sektörüne doğru hedeflemeleri, doğru kriterleri verdiğimiz takdirde Merkez Bankası'nın yerine bankacılık sistemi bunu daha doğru, kolay ve bence hızlı da yapar. Yani Merkez Bankası yavaş yapacak diye söylemiyorum ama bütün Türkiye'nin reskont kredi başvuruları Merkez Bankası'nda incelenecekse eğer bu biraz Merkez Bankası'nın iş yükünü gereğinden fazla arttıran fazlasıyla merkeziyetçi bir davranış olur diye düşünüyorum ama bunu bir tarafa koymakla birlikte yani bu bir küçücük bir parantez içinde kendimce gördüğüm sakıncayı paylaşıyorum ama diğer taraftan bunu geçtiğimiz sohbetlerimizde de ben ısrarla sana dile getirdiğimi hatırlıyorum. O da özellikle KOBİ'ler bölgesinde çok önemli bir nakit ihtiyacı demeyeyim ama kredi akışkanlığı veya likiditenin sağlanması açısından bazı adımlara ihtiyaç vardı. Bu adım onlardan biri olabilir ki benim de o kredilerin biraz gevşetilmesi dediğim yani ihracatçı ve sanayici KOBİ'lere işte bir miktar 10-15-20 milyon liralık bir kredi limitinin açılması bu şeylerin KOBİ'lerin özellikle KOBİ tarafının daha hayatını biraz daha rahat idame ettirmesini sağlayacak diyordum. Bu uygulama buna yönelik olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü senin söylediklerinden ve benim de okuduklarından anladığım kadarıyla daha hedefli bir kredilendirme yapılacak ki olması gereken de bence bu. Yani hedefli bir kredilendirme ki bu hedefli kredilendirmede gerçekten ihtiyaç duyan, gerek dediğin gibi Türkiye'de cari açığı azaltıcı, gerekse de ihracat ve hedeflenmiş pazarlara yönelmiş olan şirketleri bulup çıkarabiliyorsak çok iyi bir şey. Zaten yapmamız gereken işlerden bir tanesi. Ben bunun hani olumlu tarafından bakmayı tercih ediyorum. Hızla ilgili dediğim gibi Merkez Bankası'nda olduğunda hızla ilgili zamanında bunların verilemeyebileceği düşüncesi var bende. Onu engelleyebilmek için de bankacılık sistemi burada daha rahat kullanılabilirdi diye düşünüyorum. Sadece bu naçizane bir görüşüm ama bu ve benzeri önlemlerin biraz da hızlı alınması lazım. Çünkü sanayide bir kesintiye yol açtığımız takdirde hakikaten işimiz çok zor. Onu yeniden devreye almamız, o
şirketlerin tekrardan o pazarlara ulaşmaya çalışmaları, kaybettikleri pazarları geri almak için çok daha fazla efor sarf etmeleri, çok daha fazla maliyete katlanmak zorunda kalmaları söz konusu. Bunun önüne geçmenin iyi yollarından bir tanesi onlar o pazarları kaybetmeden onlara bu destekleri vermek. Bunlar çok büyük destekler olacağını zannetmiyorum. Yani bahsettiğimiz reskont total bir rakam o. O rakam da çünkü Türkiye'deki para arzını çok büyük oranda değiştirecek bir rakam değil. Onun için bir an evvel olması bence faydalı olacaktır. Olumlu bir adım diye görüyorum. Ali, çok teşekkür ediyoruz bu sabah bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için. Kısa bir araya gideceğiz şimdi. Sonrasında Ali Can Türkoğlu ile ikinci bölümde karşınızda olacağız. Sabah raporunun ikinci bölümünde Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz. Ali Can, günaydın. Günaydın. Dünkü kapalı İsrail oturumuyla bir başlayalım istersen. Neler konuşulduğuna dair fikrimiz var ama tabii gizlilik esaslı. Evet ama en azından CHP Genel Başkanı Sayın Özel'in açıklamalarından yola çıkarak bir şeyler söyleyebiliriz. Bilmediğimiz yeni bir şey açıklanmadı dedi iki bakanın yapmış olduğu bilgilendirmede. Hem Milli Savunma Bakanı'nın hem Dışişleri Bakanı'nın bilgilendirmesi vardı. Endişe edilmeye gerek olan bir durum olmadığını, bugünden yarına İsrail'in Türkiye'ye saldırma gibi bir bilgi ve detay olmadığını ifade etti. Hiçbir şey yok diyor hatta Özgür Özel. Muhalefetin şöyle bir çıkışı var, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'yi gerçek gündeminden koparmak isteyen açıklamalar olarak adlandırıyor. Cumhurbaşkanının geçtiğimiz hafta yapmış olduğu açıklama üzerine işte dünkü kapalı oturum kararını. Dolayısıyla Türkiye'nin kendi gündemine geri dönmesi gerektiği yönünde vurgu da var ki mesela dünkü grup toplantısında da benzer açıklamalarda bulundu Sayın Özel. Özellikle İmamoğlu'nun davasıyla ilgili olarak yapmış olduğu değerlendirmeler var. Meselenin özünün İmamoğlu'na siyasi yasak getirme değil, seçme hakkını, Türk milletinin seçme hakkını elinden alma noktasına geldiğini ifade ediyor. Çok sert sözlerle bu konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamalar var. Ekonomik durumla ilgili, yine dış politika ile ilgili olarak da bir an önce Esad yönetimiyle ilişki kurulması gerektiğini vurgulayan açıklamalar bulundu. Yani kapalı oturum bir yana, kapalı oturumdan anladığımız kadarıyla muhalefet tarafı beklediği veya istediği bilgileri almış noktasında değil. Ama gündeme ilişkin yapmış olunan bir takım açıklamalar var. Bunlar da önümüzdeki günlerde konuşulacaktır. Mesela Sayın Bahçeli'nin de, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin de grup toplantısında yaptığı açıklamalar muhtemelen bugün konuşulacak. Çünkü DEM partililerle el sıkışmasıyla ilgili olarak uzattığım el milli birlik ve kardeşlik mesajı, gelin Türkiye Partisi olun mesajıydı. Bu mesajı alıp almayacaklarını göreceğiz yönünde bir değerlendirme yaptı. Ama mesela İsrail konusunda, Beyrut konusunda mesele Beyrut değil Ankara'dır gibi bir açıklama da yaptı Sayın Bahçeli. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi ile CHP arasında farklı konulardaki görüş ayrılıkları devam ediyor. Ancak söylemler şu anda o siyasetin Türkiye'de alışık olduğumuz sertliğindeki söylemler değil. Bugün ne gibi açıklamalar gelecek meclisten bakacağız. AK Parti grup toplantısı da var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamaları olacak. Yeni bir siyasi gündem, siyasi içerik gelecek mi? Takip edeceğiz bugün. Peki bundan sonra özellikle önümüzdeki döneme ilişkin elbette altı çizilen temel konulardan bir tanesi. İşte şimdi siyaset yavaş yavaş ısınmaya başlıyor. Sen Özgür Özel'in aktardığı ifadelerden de bahsettin. Fakat tabii İsrail gündemi öyle bir gündem olarak geliyor ki işte dün mecliste bir kapalı oturumda bir kere tartışılarak geçecek bir şey gibi de değil. Dolayısıyla hani böyle bir toplu Türkiye'de siyasetin hep beraber hareket ederek mesaj verebileceği ya da birliktelik gösterebileceği bir tabloya doğru evrilme olasılığı var mı? Özellikle İsrail konusunda var aslında. Şimdi yurt dışı uzun süredir görmedik ya, o açıdan soruyorum. Temaslarda da var, mecliste İsrail'e yönelik verilen mesajlarda da bu var. Evet, siyasetin diğer konularını farklı bir tarafta bırakırsan İsrail konusunda hem Filistin'de yaşananlar hem şimdi Lübnan'da yaşananlarla ilgili olarak tüm siyasi partiler aynı noktada, aynı söylemde bulunuyorlar gibi gözüküyor. Verilen mesajlar da zaten bu yönde ki önümüzdeki dönemde de olacak gibi gözüküyor. Çünkü İsrail'in açıklamalarına bak şimdi. İşte
En son seninle hafta başında da konuştuk. İşte Safuettin'in durumuyla ilgili olarak dün mesela Netanyahu tarafından işte Nasrallah da öldürüldü, yerine gelen de öldürüldü diyerek bir açıklama yerine gelen de sonra gelecek olan da hepsi yapıldı. Dolayısıyla hani burada verilen mesajların tamamı İsrail tarafından gelen operasyonların, saldırıların devam edeceğine yönelik. Burada da işte Gazze ile başlayıp Lübnan'la devam eden süreçte İsrail'in bu saldırganlığına karşı da Türkiye'de bir tek ses oluşmuş durumda gibi gözüküyor siyaseten. Ama dediğim gibi siyaseten bu nokta sadece İsrail gündeminde kalacak gibi de gözükmüyor. Benim dün Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısından çıkarımım, evet İsrail konusu, evet bu konu ayrı. Bu konuda İsrail'in saldırganlığını hep beraber eleştirelim ve uluslararası camiada da İsrail'in durdurulması için bir söylem geliştirelim tarafı ayrı. Ama muhalefet partilerinin İsrail dışındaki gündemle ilgili olarak da hükümete yüklenmeleri devam edecekmiş gibi gözüküyor. En azından benim dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne edindiğim izlenim bu oldu. Peki Alican, çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın bu değerlendirmeler ve yorumlar için. Böylelikle sabah raporuna bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşça kalın.